Evet, yine yüzleri gülen bir çiftle beraberiz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Murat Bey, siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben de çok iyiyim ve burada olmaktan çok mutluyum. Yine sizi tekrar yürüteceğim. Biz yürümekten çok mutluluk duyan bir aileyiz zaten. Çünkü devamlı sportif bir ortamın ve doğanın içinde olduğum için zaten yürümek bu işin gerçeği. Hulya Okutur, Yücel Okutur. Otelcilik 2004 itibariyle başladık. Ama Dalyan'a gelmemiz çok daha eski. Otelcilik hiç aklımızda yokken kendimizi içinde bulduk ama artık bizim için bir hayat stili haline geldi. Otelin içinde yaşıyoruz. Burası da bizim artık evimiz gibi. Nasıl bir evinizde konuklarınızı karşılarsınız, onlara ikramlar yaparsınız, konuşuruz, sohbet edersiniz. Otel de bizim için onun gibi kocaman bir evimiz, çok odalı bir evimiz var gibi düşünün. Ve misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Aslına bakarsanız benim daha önceki çektiğim göç hikayelerinden böyle bir tık farklı. Çünkü sizin eviniz burası. Herkesin evlerine konuk oluyoruz, böyle güzel bahçeli müstakil evlerine. Sizin eviniz de burası Yücel abi. Bizim evimiz burası. Çünkü burası ilk satın aldığımız zamanda dikenli bir, kuru topraklı bir, yani bahçe şeklinde. Bahçe de bile diyemeyiz ama sonrasında insan kendi emeğini ve doğayı seviyorsa, bu gördüğünüz bütün ağaçların %90'ını kendimizin yetiştirdiğini ve bu ağaçları büyüttüğümüzü söyleyebiliriz ve buradaki çiçeklerin de tamamına yakınını kendimiz üretiyoruz. Şu gördüğünüz mor çiçeklerin hepsi Meksika petunyasıdır. Bu bir kök geldi şu anda. 13 dönümlük bahçemizin içerisinde ciddi bir şekilde artık her taraf çiçek bahçesine dönüştü. Şimdi evleri köyleri geziyorum. Çok güzide bir coğrafyanız var. İnşallah kıymet bilenlerin toplandığı yer olur. Bir dönümü bile kontrol etmek zorken kaç dönüm burası Yücel abi? Burası toplam bahçe alanlarıyla birlikte 13,5 dönüm. Ve her hikayesine kadar, gördüğü rüyaya kadar bütün çiçeklerin her şeyini biliyorsunuz. Kesinlikle, çünkü eğer bir şeyi severseniz, severek yaparsanız bu hem sizin yaşam kalitenizi hem de o ortamdaki bütün bitki kalitesini en zirveye çıkartırsınız. Bazılarını tohumdan üretiyorum mesela. Benim en büyük hobim o. Baharda Amerika'dan da getiriyorum çeşitli çiçek tohumları. Bazen bunlar tropik bitkiler oluyor. Onları böyle viyollerde, onların böyle çıkıp yeşillenmesi falan benim en çok dinlendiren, en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Fulya Hanım, bir de beni dinlendiren şeylerden bir tanesine katılır mısınız? Yücel abinin şu ses tonu, böyle sakin sakin konuşması. Ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz bana? O zaman size komik bir şey anlatayım. Evet. Ben üniversitenin son sınıfındayken Yücel'le tanışmıştım. Tabii 4. sınıfı okuyorum. Bu arada da yurtta kalıyorum. Yurtta da Yücel tabii arıyor. Orada o zaman cep telefonları falan yok böyle. Bir tane ortada telefon ve sizi çağırıyorlar. Ve Yücel beni aradığında kızlar kapıya gelip, Fulya seni birisi arıyor, ses tonu çok güzel, kim aa, bu o zaman biz. O zamandan. Evet. Bırakın onu, bizim yurdun kızları da Yücel Bey'in ses tonuna hayrandı yani. Ama Yücel abi gerçekten. Ben hiç yurdun önüne gidemedim çünkü başka hayranlarım olmasın diye. Çünkü tek hayranımla ben çok mutluyum. Ya harikasın. Her şey çok güzel. Harikasınız. Çocuklar peki, insanın aklına geliyor şu an. Çocuklar var mı? Kaç tane? İki tane oğlumuz var. Bir tanesi otelcilik okudu. Zaten içinde büyüdüğü, farkına varmadan öğrendiği bir şeydi bu. İnşallah onun böyle gelip işi devralacağı günleri bekliyoruz. Biz kendimizi biraz böyle artık emekli modunda onların bu işi yürüttüğünü görmek istiyoruz. Biraz yorulmuş havası seziyorum sizde de. Bayrağı devretmeniz şimdi, gereken dönemler de var artık, çok geç kalmadan sorumlulukları verelim. Şunu söylemek istiyorum. Eğer ki otel işletmeciliği ve her şeyin doğal olması ve
yiyeceklerinden, içeceklerinden, bahçesine kadar her şeyin en iyisini olmasını isteyen bir yapıya sahipseniz bunun mutlaka bir ciddi yorgunluğu oluyor. Ama bu yorgunluğun tabii ki güzel tarafları da sizler gibi, böyle diğer misafirlerimiz gibi dostlarımızın bizlere gösterdikleri, tatil sonrasındaki yazdıkları ve yaptıkları teşekkürler gerçekten çok bizi mutlu ediyor. İşte onlar da bizi, bütün yorgunluğumuzu almış oluyor. Hüseyin abi, sabah kahvaltı yaparken bana gösterdin ya, bir tane A4 gösterdin. Evet. Ve evet, arkamızdaki masada oturuyordu o çift. Evet. Yazdıkları onlar çok... Onlar 14 yıldır evet, gelen misafirlerimiz. Çok dokundu bana da. Yani ben tanımadan bilmeden yazdıkları ve Türkçe yazmışlar. Ve mektup göndermişler ona size. Çünkü... Ve... Otelin tüm personelinin birebir duygularını anlamalarını istedikleri için Türkçe yazmışlar. Ya bu evine gelen misafir sana bunu söylüyor. Bizim burada bir veya iki gün olmadığımız zamanlarda resmen bize sitem ediyorlar. Evet, biz geldik, böyle bir siz şey var. Nasıl otelde olmazsınız gibi. Onun için mümkün değil bizim sezon başladığı zaman otel dışında olmamız. Zaten biz artık, burası bizim bir yuvamız. Biz otelde kalıyoruz, otelin içinde. Şimdi oraya geleceğim Yücel abi. Onu da şurada konuşalım. Çok tamam, güzel bir nokta. Ben burayı çok seviyorum. Şimdi evinizin oturma odasında mı oturuyorsunuz şu anda? Şu anda evet, otelimizin her bir noktası bizim için evimizdir. Çünkü bu kadar mükemmel bir doğal ortamda biz de mümkün olduğu kadar otelimizin çevresinde ve etrafındaki doğayı muhafaza etmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi biz buradaki hiçbir doğaya doğrudan müdahale etmedik. Tam tersine onun daha iyi yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Evi temizlemek zor oluyor mu Hülya Hanım? Bunun için tabii tek kişilik bir iş değil bu. Bir sürü yardımcımız var. Artık çok uzun yıllardır aynı kişilerle çalışıyoruz. Onlara ne yapacağını söylemek çok gerek kalmıyor. Hem turizm konusunda tecrübelisiniz, hem çok güzel yılları geçirip yaş aldınız. Eviniz hemen işinizin yanında, resepsiyonun üstünde kalıyorsunuz. İşe yakın mı olmak gerekiyor illa? Yani böyle bir işletmeyi işletebilmek için. Aslında bu, bakarsanız başka iş, herhangi bir iş yapan insanlara da belki örnek olabilecek bir şey çıkabilir ağzınızdan. Aslında bu kendiliğinden gelişti. Bizim burada iki tane ayrı evimiz vardı. Hı-hı. Bir süre sonra baktık ki kimse eve gitmiyor. ve herkes bir yerlere yerleşmiş ve oraya yerleştikçe de böyle kalıcı haline gelmişsiniz. 3-5 eşyayla başlayıp sonra vazgeçemediğiniz eşyaları taşımışsınız. Derken bir baktık kimse gitmiyor eve. Biz de onları sattık ve şimdi herkes burada musmutlu yaşıyor. İşin içinde olmanın bir takım avantajları var. Herhangi acil bir durumda, bir problemde hemen müdahaleci olabiliyorsunuz. Bütün sebze alımlarını ve kontrolünü Valide Hanım, Zeynep Hanım yapıyor. Bütün aşçı personelimizi eğiten, onlara güzel bütün yemeklerin tarifini yapan Zeynep Hanım. Bizim otelin içinde olmamızın ana nedenlerinden bir tanesi, artık burada öyle bir dostluklar, öyle bir misafirlerimiz oluştu ki bizim devamlı otelin içinde görme istekleri çok ciddi anlamda gelişti. Ve biz yazın hiçbir yere eşimle birlikte gidemiyoruz. Tam onu soracaktım Yücel abi. Tabii ki hayatımızı idame ettirmek için tabii ki bir iş yapmamız lazım, çalışmamız lazım. Sosyalitemize, kendimize, ailemize, çocuklarımıza vakit ayırma durumunu nasıl ayarlayacağız? Şimdi tamam, çok güzel bir işletmeniz var. Evet, ama yanınız başınızda bulunan İstuzu plajına kaç kere gittiniz soruyorum. Benimki sayılı. Yücel Bey daha sık gidiyor. Çünkü o misafirleri gezdirirken böyle bir gezmiş oluyor. Oluyor. Ama ben geçen sene 5 kere denize girdim. Benimki sayılabilecek kadar az çünkü. Yani bunu ayarlamak lazım değil mi aslında? Ayarlamak lazım ama bu tarz, butik tarzda misafirlerinizle birlikte işletmesini yaptığınız otelden ayrılmanız mümkün değil. Burada çünkü kurtardığımız bir sürü hayatlar da var. Öyle hikayelerimiz de var. Sonrasında gelip siz benim hayatımı kurtarmıştınız deyip işte ne bileyim bir beyin kanamasını önceden fark edip hemen ambulans çağırıp hastaneye yolladığım misafirlerim de oldu. Evet.
Evinizin havuzu da bayağı genişmiş. Evet. Ama kaç kere girdiniz diye bir sorsanız. Hah, evet. Hemen arkasından evet. Bu soru gelir. Ya hiç, niye ya? Evet. Niye yapmayın böyle bana ya? Şimdi prensip olarak personelim çalışırken onların önünde havuza girmiyor. Peki evet. Size özel saatler yok mu? Yok. Hayır. Böyle gece, şey akşam yok. Müşteri evet. Var. Yasak turizm. Zaten. Misafire de yasak. Çünkü turizm. İlaçlama yapıyoruz. Tamam. Yani bir saat ayırın kendinize ya. Turizm işletmesinde işletmeyi yapan kişi ve kurumların kendilerine ayıracak tatilleri yoktur. Çünkü biz bu kışın tatil yapıyoruz. Kışın tatil yapıyoruz. Ya insanların akıllarında var ya, akıllarını şu an paramparça ettiniz. Yani evet. Şimdi arkadaşlarımız vardı. Evet. Bizim hayatımıza bakıp aa ne güzel deyip burada bir otel kiraladılar. Evet. Ondan sonra şimdi ağlıyorlar. Vakit kalmıyor diye. Gelemiyorlar. Dışarı çıkalım, şuraya gidelim diyoruz. Çıkamıyorlar. Misafir gelecek, onu bekliyorum diyor. Burada yaşamak çok güzel. Burada bir şeye sıkıştığımda danışacağım kişilerden birilerisiniz. Bölgenin tecrübelisi olarak burada bu kadar bahçe, bu kadar dönüm, iş güç, bir sürü şey var, detay var. Yani kişiye ulaşmak, işin ehline ulaşmak kolay mı? O işte işin en zor kısmı. En zor kısmını. Hadi biraz geldik, yürüyelim bakalım o zaman. Çünkü vasıflı eleman konusu Türkiye'nin çok ciddi anlamda bir sorunu. Son 4-5 yıldır Covid yüzünden dünyada birçok sektör sıkıntıya girdi. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de turizm, havacılık anlamında ve bu dönemde birçok otelin açılmaması, ziyaretçilerin olmaması sebebiyle turizm çalışanları başka sektörlere kaydı. Yani bu da etkili oldu değil mi Fulya Hanım? Bu da çok büyük etkenlerden bir tanesidir. Şimdi ben böyle sizi çekiyorum ya, yan yana yürüyorsunuz ya. En son ne zaman böyle yan yana yürüdünüz? Biz arada telefonla birbirimizi arayıp nerede olduğumuzu öğrenip öyle bir araya geliyoruz. Bazen... O zaman video iyi oldu. Evet, oh be. Gerçekten, çok mutlu oldum şimdi. Yani biz uzun zamandır birlikte böyle akşam yemeklerinde arada birlikte Allah, böyle ne güzel yan olmuş. Yana yürüdüğümüzü var ya, çok nadir gören insan var. Güzel abi, senin şu ağaç var ya altına evet. Çok işçilik yaptığın. Ben çok seviyorum orayı. Oraya bakın, gidelim. Bakın buradaki palmiyeler dahil bunların hepsi benim. 50 santim tenekede yetiştirdiğim Allah şu anda Allah. 32 yaşında vay. Ağaçlarım. Bunlar şu 3 tane küçük çam bana saksıda 20-30 santim olarak otelin açılışında hediye olarak gelmişti. Fulya Hanım, Yücel abinin bu doğa şeyi var. Tam ben kendime de benzetiyorum. Mesela bize kızarlar, garipserler. Niye ağaca sarılıyorsun Murat falan diye. Ben sarılırım. Heh, işte. Özellikle büyük gövdeli ağaçları. Diyecektim ki Yücel abinin bu durumu nasıl karşılıyorsun diyecektim. Cevabımı aldım. Ben bir çiftçi aileden geliyorum. Portakal bahçelerinin içinde büyüdüm. İlk Yücel'le evlendiğimizde Çandır'da organik bahçesine beni götürdüğümde evet. Geziyorduk böyle. Sen dedi niye dedi hiç heyecanlanmıyorsun? Bak dedi benim ağaçlarıma dedi büyümüş. İşte burada mandalina var, şurada var, burada var. Şimdi o tabii onun için yeni ama ben içinde büyüdüğüm bir şey. Ha biraz hafif böyle alışkanlık olmuş. Alışkanlık, ya Yücel abi sana yani bir sarılmak doğa... istiyorum ya. Şu ya şu doğa şey yemin ediyorum ya bizi anlamazlar ya. Anlayan insanlar beri gelsin değil mi? Şöyle ki doğayla bütünleşmiş insanlar hiçbir zaman asla negatif olamaz. İşte asla. Ben buradayım ya. Bunu ve evet. Yaşam gücü kesinlikle söylüyorum doğadadır. Asla ve asla yaşlanmazlar. Evet. Ve de daima enerjik olurlar. Şu altında bulunduğu İşte bu ağaç. Meşhur ağaç bu. Bu ağaç tam şu kadar ve bakar mısın? Tabii ki. Şu şekildeki geldim. Şöyle bir 30 santim büyüklüğünde bir daldan çelik yaparak bir tenekede üretmiş olduğum ağaçtır bu. Yücel abi senin botanik bilgin de çok iyi. Evet teşekkür ederim. İyi yön evet. Veriyorsun. Zaten evet. Böyle bir şey değil mi Fulya Hanım? Mesela o zaman bu bahçeyi özetlersek ne diyebiliriz? Bu bahçenin mimarısı Yücel Bey diyebilir miyiz? Kendini %100. Zaten otel misafirlerine bahçıvan olarak tanıtıyor. O zaman çok enteresan bir şey anlatayım. Evet. Özür dilerim Fulya'cığım. Ben gündüzleri bahçede şapkamı giyiyorum. Makasım var. Ve bahçıvan arkadaşlarımla birlikte çalışıyoruz. Yeni gelen, tanımayan misafirlerimiz tabii çok mutlu oluyor. Onlara da bir merhaba diyoruz. Hatta İngilizce birkaç kelime söyledikten sonra ne kadar iyi bir bahçıvan, hem bizimle sohbet etti, çalıştı falan. Akşam olunca da beni yemekte gördükleri zaman hemen şefi çağırıyorlar. Biz bu beyefendi kim diye. Bu sefer şaşırıyorlar. Böyle işletmenin sahibi diye söyleyince çok şaşırıyorlar.
Sevgili Murat'cığım, bak biz burada küçük saksılarda, bu da küçük bir bölümü. Burada... Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Yeni bir sarmaşık türü, çok güzel açan bir sarmaşık türünü bir yerde bulduk ve şu anda bunların saksılarda çoğaltmasını yapıyoruz. Yakın bir zamanda bir bölgede bu çiçeklerin ne kadar mükemmel açmış olduğunu göreceksiniz. Şöyle evinizin, ne kadar büyük evi var ya. Evet. Şöyle evinizin arka tarafına doğru. Çok odalı bir ev. Arka tarafına doğru. 100 odalı bir ev. Ya gerçekten çok ilginç. Şimdi var olanı, var olan durumu olumlu veya olumsuz göstermeyi, yani her şekilde, her hattıyla göstermeyi çok seviyorum. Sizin hikayenizde başka bir duruma çağırıyor. Buyurun. Burada avokado ağaçlarımız var. Özel olarak kapatıldı. Onlar çünkü yazın güneşten korunmalı. Yücel abi, sen bana demiştin ki bir ara sabah kalkıyorum, bütün 13 dönümü geziyorum, bütün çiçeklerle konuşuyorum, ağaçlarla öyle, konuşuyorum, sohbetimi öyle yapıyorum. Ondan sonra geliyorum, otelimde işe başlıyorum diye böyle söylemiştim. Çünkü bunlar gerçek bir canlı, gerçekten bir sevgiden anlıyorlar. Siz onlara sevgiyi gösterdiğiniz zaman onlar kesinlikle daha çok açıyor, daha çok size sevgisini gösteriyor. O nedenle ben onların hepsiyle konuşuyorum, gerçekten konuşuyorum. Bunlar şu anda benim göz bebeklerim. Geçen sene hasta oldular. Ondan sonra ben de kahroldum, böyle ilaçlar milaçlar. Şimdi toparladılar, tabii bir sevinç içindeyim. Nasıl bir bağ kuruyor değil mi insan? Bunlar en çok dışarıdayken benim takip ettiğim şeyler. Suyunu verdiniz mi? Bakın işte bunlar beni en çok mutlu eden şey. Mutluluk ufak, sade, basit öyle bir şey. Yakalamak yani, çok zor değil aslında. Tabii. Zaten şöyle söyleyeyim, yaşlandıkça beklentileriniz azalıyor. Sizi mutlu eden şeyler çoğalıyor. Daha küçük şeylerle mutlu olmaya başlıyorsunuz. Eskiden hedefleriniz küçülüyor, o hedeflere erişmek için kendinizi paralamıyorsunuz. Daha küçük elde ettiğiniz şeylerden daha büyük mutluluklar elde etmeye başlıyorsunuz. Burada çok başarılı bir şekilde tutturduğum erikler var iddia üzerine. Orada ne güzel iddialara giriyorsunuz. Tabii tabii, orada bodur şekerpare var, bir tane armut var. 85 yılında buraya geldiniz. Yücel Bey de geliyor. Ben 91'de geldim. Siz 91'de... Yücel Bey benden eski. 91 yılında o zaman o yokken size şunu soracağım. Bir ikna süreci, bir şey oldu mu böyle? Hani... Yok, ben kendimi burada bir anda buldum açıkçası. Yani nasıl 6 yıl var arada? Mesela nasıl bir 6 yıl boyunca ne yaptı Yücel abi burada? Yücel Bey buraya tatil için gelmiş o dönemlerde. Kiralık bir evi vardı Yücel Bey'in. Ben evlendikten sonra o eve böyle gelin gibi. Dalyan macerası öyle başladı. Evet, Eylül 91'de başladı. Tamam. Siz geldiğinizde bu dağ buradaydı. Değil mi ya? Evet. 40 yıl öncenin dağı orada, hala o burada. O dağ oradaydı ama burası da böyle dümdüz çalılık böyle, bir araziydi. Evet, çoraktı. Evet. Yani düşünsenize, o dağ bir konuştursanız neler anlatacak mesela, değil mi? Neler geçti Akropol başınızdan? Akropol Tepesi orası ve evet, orasının tarihi tabii çok eski. Kalnosları dayanıyor. Üzerinde zaten yarım şehrin duvarları var. O duvarlar böyle boylu boyunca aşağıya, karşıya doğru devam ediyor. Burası gerçi Türkiye öyle bir açık hava müzesi gibi, uygarlıklar üzerine bürümüş. Karşımızda zaten bir kaya mezarları, bunun en büyük sembollerinden bir tanesi. Hem doğal, hem güzel ve hem tarihi bir noktada yaşıyoruz. Yani burada insanlar geldikleri zaman, kaya mezarlarını gördükleri zaman çok etkileniyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yapı yok. Yücel abi, senin dedikodunu yapıyoruz. Sen demişsin ki bu ağaçlar burada tutmaz. Sonra Fulya Hanım kazanmış. Fulya Hanım sonradan bahçe işlerine gerçekten yardım etmeye başladı ama bir anda beni geçti. Ya rahatsız olmuyor musunuz? Evinizin önünden tekneler geçiyor. Hiç rahatsız olmuyoruz. Onların, onlarla ilgili şu anda 12 yıllık bir çalışmamız sonrasında elektrikli akülü teknelerin geçen sene Avrupa Birliği'nin büyükelçisi ve bakanlarımızla Dalyan'da burada yapmış olduğumuz toplantı sonrasında teknelerimizin akülü elektrikliye çevrilme kararı verildi. Bunlar ağaçları otelimizde kalan misafirler için dikilmiştir. Bunların narlarını biz asla yemiyoruz. Bunlar büyüdüğü zaman topluyoruz. Gelen misafirlerimizin masalarına bırakıyoruz giderlerken. Misafirler kendileri de koparıyor. Dalından yemeği seviyorlar. Herhalde buraya gelen misafir kendini çok özel hissediyordur ay, ya. Ay evet, ben size sunuyorum. İlk video çeken olarak evet, bana nasip oldu. Çok önemli. Bir dakika. Evet, bu...
Bu ilk meyvesi ve ilk eriği vermiş oldu. Ve bu ağaçlarımız gerçekten çok mükemmel nar veriyor. Bizim ekolojik bahçemizdeki narların dışında. Zaten malumunuz nar sularımızı, portakal sularımızı, diğer bütün zeytin, zeytinyağlar ve bal gibi şeylerimizin hepsini kendimiz üretiyoruz ama bizim bahçemizde de yine gördüğünüz gibi zeytin ağaçlarımız var. Evet. Kızılcık ağacımız var. Yani burada çok ciddi anlamda endemik bitkilerimiz var. Şurada Muratçım karabiber ağacı var. Bu gerçekten tam bir karabiber ağacı ve bu karabiber ağacının yapraklarını üzüp suyun içinde tuttuğumuz zaman biz onu aynı zamanda sivrisineğe karşı ve diğer doğal bahçemizde de antibiyotik olarak kullanıyoruz. Çok iyi düşünmüşsün. Şurada bir şey de dikkatimi çekti. Acaba o şekilde mi düşündün? Mesela burada misafirleriniz kalıyor odalarda. Ağaçlar dikmişsiniz gölge anlamında mı? Burada doğru mu? Düşündünüz mü bunu? Buradaki hiçbir ağaç tesadüf dikilmemiştir. Şimdi hep misafirlerinden bahsediyorsun ya Hücre abi. Yani biz buraya ilk geldiğimizde 4 sene önce yani dedik ki bazı eşyalarımızı getirmemiştik. Evimizin böyle bir bölümü falan boş kaldı. Dedik ki ya bir koltuk takım falan alalım. Hani şehirli kafasıyla tamam mı? Şu an mümkünatı yok yani. Hiç ilgilenmiyorum. Çok burada kafa yapımız değişti. Adam dedi ki bana, dedi ki ya siz bunu kimin için alıyorsunuz? Dedik ki ya misafirlerimiz için. Ya bırakın gerek yok dedi. Bahçede ya tuzlu tuzlu dedi buraya denize geliyorlar dedi tamam mı? ayaklarıyla dedi evin içine giriyorlar dedi misafir. Şimdi sizin misafirleriniz böyle misafirler evet, yani. Misafirler verilen değere bak. odaya sadece yatmadan yatmaya giriyorlar. Onun dışında bütün zamanları havuz kenarında ve bahçenin içinde geçiyorlar. Ve bölgeyi sonra geziyorlar değil mi? Bölgeyi geziyorlar. Evet. Bölge zaten yani gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk koruma altına alınan bir bölgesi olması nedeniyle tarih, turizm ve tarım olarak dünya çapında bir bölgeye sahibiz. Evet, Fulya Hanım sizinle çok görüşmüyoruz. Yücel abiyle sık sık görüşüyorum. Benim evim buraya 10 dakika ara ara sohbet etmeye geliyoruz buraya. Sizinle de video hasebiyle böyle bir saattir falan beraberiz. Fulya abla diyebilir miyim size? Diyebilirsiniz tabii. Peki, evet. Tamam teşekkür ederim. Ya şimdi böyle köylere gidiyorum, evlere falan giriyorum. Orada böyle şehirdeki insanın ya hayatımı değiştirdikten sonra artık şunları yapmayacağım ama bunları da yapacağım dediği şeylerden bir tanesi de böyle çok seviyorum bunu. Bilinçlenmişler böyle. Yani hiçbir şey atılmıyor. Bir kompost yapılıyor falan. Şimdi bu kadar evden daha önceki videomuzda Yücel abiyle konuşmuştuk. Siz ne yapıyorsunuz bunlar böyle? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Bir kompost yapıyorsunuz. Tabii çöp ayrışımına çok dikkat ediyoruz. Yani plastik geri dönüşümler, camlar onlar ayrı toplanıyor. Yemek artıkları ayrı toparlanıyor. Budaması yapılan bitkiler, yapraklar burada çürütüyoruz. Burada çürüdükten sonra şurada gördüğünüz gibi gübrelerimiz var. Onlar elekten geçirildikten sonra bahçedeki bizim bütün bitkilerin ve de sebze bahçemiz. Çünkü otelin bir de kendine ait sebze bahçesi var. Oraya da bakalım. Yan tarafta. Evet. O şekilde. Bakın traktörüm orada. traktörümü kendim kullanıyorum zaten. Yücel abi bir şey söyleyeceğim. Senin traktörünle bir gün sizin karşıdaki o köye, mutlaka Çandır'a gitmemiz lazım. Eko köye gitmemiz lazım. Buradan atlayalım evet, beraber. Atlayalım. Ne dersin? Harika olur ve bunu tamam kesin olarak isterlerse eğer izlemek isterlerse de yine çekelim onu. Zaten bunu yaparsak herhalde rekor bir çekime izleyiciye ulaşırız diye düşünüyorum. Öyle çünkü mi? Neden? Buradan traktöre bineceğiz birlikte. Tamam. Feribota bineceğiz. Traktörümüzün özel 3 kişilik, 3 arabalık feribotuna kanaldan karşıya geçeceğiz. Hemen programı yazdı Yücel abi. Evet. Harikasın. Tamam. Oradan da Eko Köy'e gideceğiz. Süper. Tarihin içinden geçeceğiz. Tamam. Zaten. Çandır Köyü'ne geçeceğiz. Evet. Çok da güzel bir bahçeniz var. Peki burası yetiyor mu bütün otelin her şeyini karşılamaya? Arka tarafta da var bu. Ha, tamam. İkisi yetiyor mu? Yetmiyor. Yani mümkün değil. Çok büyük bir tüketim var burada. Tabii. Ama buradan karınca kararınca bakın biberlerimiz olmuş. Annemin çok kıymet verdiği, çok böyle mutlu olduğu bir yer burası. Buradan kendi de koparıyor. Buradan gelen ürünü aile için mutfağa inip yemek İzliyor yapıyor. İzliyor onu değil mi? Böyle izliyor, izliyor büyümesini Hücel abi. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Evet. Bu gördüğünüz bahçe bizim yurt dışından ve yurt içinden öyle misafirlerimiz geliyor ki sanat dünyasında, iş dünyasında ve diğer mesleki kariyerlerde buradan dalından bir koparılan patlıcan, biber, maydanoz, domates,
ve kabak. Buna benzer kabak gibi var. Ve salatalık gibi ve hatta karpuz gibi var. Şeyleri dalından gördüğü zaman çok etkisi oluyor. Vay be, değil mi? Yani mutlu oluyor. Şey, evet. Mutlu oluyor. Evet. Bugün bırakın yurt dışından yurt içinden, yani birçok insan daha bu tip şeyleri dalında yerinde görmeyen insanlar var. Buradan şuraya bağlayabiliriz. Ben de küçük çocuklarım var. Sizin de çocuklarınız küçükken geldiniz buraya. Hatta bizim hikayelerimiz çok benziyor. 2 evet. ve 9 yaşlarında evet. geldik beraber. Ve buradaki köy ilkokuluna gitti benim çocuklarım. Süper. Onların evet. da doğada büyümesi kesinlikle. Ve bunları öğrenmesi sağlıklı muazzam. Olarak. Doğa bir okuldur ya, değil mi? Kesinlikle. Abla. Kesinlikle. Bana hep diyorsunuz ya, ben hiç yaşlanmıyorum ki Murat, yani hiç. Kesinlikle. Kesinlikle. Burada 5-6-7 saatlik bir uyku insana doping oluyor. Peki, sizin evinizle benim evimin arası hemen hemen 10 dakika. Ara ara evet. geliyoruz. Evet. Daha sık gelmelisin. Teşekkür ederim. Ara ara geliyoruz. Burada ikramların evet. oluyor ama ben bugün nar suyu içmek istiyorum. Tabii, hemen şimdi bir tamam. nar suyu içelim. Beraber oturalım şöyle. Hadi oturalım. Evet. Sevgili Murat. Beraber böyle video bitirmeyi çok seviyorum. Çünkü yaklaşık 1 saatimiz geçti. Güzel sohbetimizi yaptık. Hep diyoruz ya, sizler de iş yerinizde hayatınızı beraber götüren insanlarsınız. Ben de videolarımla hayatımı beraber götüren biriyim. Videomuz bitti. Keyif aldınız mı? Çok keyif aldık Murat'cığım. Senin bizim bölgemizde olup olman ve burada yaşam şansını seçmen bizim için de büyük bir şans, ama senin için de büyük bir şans diye evet. görüyorum. İyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bütün izleyicilere sağlıklı, güzel yaşam diliyorum. Ve doğanın içinde bir yaşam diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımızın devamı gelecek.